Sevgili kardeşim, şöyle arkanıza yaslanın. Çok tatlı. Kemerlerinizi bağlayın. Bak söylemedi demeyin. Uçmaya hazırlanın. Gençlerin halini, durumunu görünce gerçekten üzülüyorum. Sizler de şahit oluyorsunuzdur. Sokaktaki hallerini görünce üzülüyorum. Okuldaki durumlarını görünce üzülüyorsunuz. Alışveriş merkezlerindeki hallerine, tavırlarına, davranışlarına bakıyorsunuz. Ülkesini seven bir insan olarak üzülüyorsunuz. Allah aşkına bir bakın sokaklara. Gençlerin haline bir bakın. Kızlar ayrı bir alem. Erkekler ayrı bir alem. Abi bakıyorsun sokakta kızlara. Özür diliyorum. Kız mı erkek mi belli değil abi. Acayip tipler türemiş. Ne oldu? Geçen baktım. Sokakta ya. Sokak ortasında kızın bir tanesi. Arkadaşına kız kanka salak gelsene lan buraya. Kızım dedim tipin kıza benziyor ama konuşmak pek kıza benzemiyor ya sen kızsın. Şöyle kibar ol, nazik ol, ince ol, zarif ol. Çamlıca'da... İstanbul'da Çamlıca'da eğitim merkezi var. Tam eğitim merkezine girişen 7. sınıfa giden bir kız. Erkek arkadaşına bir küfür söyledi. Ben profesyonel futbol oynadım. Az çok küfür edebiyatını bilirim. Ben ömrümde böyle bir küfür duymadım abi. Kız erkeğe söylüyor. Sokakta bacak kadar çocukların annelerine söylediği kelimeleri, cümleleri duyuyorum. İnanın geceleri uyuyamıyorum. Bacak kadar kız sokakta utanmadan annesine saçmalama anne, manyak mısın anne, kes anne, bıktım anne, gıcıksın anne, öp anne, sus anne, dırdır etme anne. Anne! Ne var geberisi çeğe? Ya cennetin ayaklarının altında olduğu anne ve manyak, anne ve kes, anne ve dırdır yan yana nasıl duruyor? Hiç kimsenin, hiçbirimizin anamız üzerinde zerre kadar hakkımız yok. Etimizden tırnağımıza biz anamızın ürünüyüz. Üf bile demeyeceksin diyor ayette. Ne oluyor bize? Delikanlı bacakları dikiyor tavana. Baba odaya giriyor. Baba, hoş geldin. La eve baba mı geldi? İskele babası mı geldi? Şam babası mı geldi? Ben zaten bir kıvırma sanatıdır değil mi? En güzel kim kıvırıyor? Asena diyorlar bak kızın günahları. En güzel anne babalar kıvırıyor. Teyzem hep söyler. Küçükken biz bir bardak çanak çömlek bir şey kırdık mı? Annem bağırdı, çağırdı, kızardı, döverdi. Kendileri kırdığında Allah Allah! Var bunda bir hayır ama nazar çıktı nazar. Bir gün dedim ya anne ne hikmetse bu nazar hep senin kırdıkların da oluyor. Hiç bizimkinde olmuyor. Analar kırdı mı nazar çıktı. Babalar kırdı mı? Kim bunu buraya koydu? Biz kırdık bu Allah'ın cezası. Mesela bir baydar da az kıvırmıyor. Erzurum'a gittiniz ya da İstanbul'a geldiniz. Bir bayana adres soracak bir bey. Hemen önünüzü deriz. Hanımefendi çok özür dilerim. Acaba şu adresi biliyor musunuz falan? O da zaten pek pas vermez. Şuradan gideceksiniz. Şuradan. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Zahmet oldu lan. Ne oldu? Altı üstü bir adres sordum. 8 köşe oldu. Ama aynı bey akşam eve geldiğinde bütün gün elin işlerini yapan, yorgun argın kapıyı açan eşine karşı nasıl davranıyor? E Allah bunun hesabını sorar mı bayana? Sorardı. Ama bu aynı Allah var ya, bütün gün çalışıp helal lokma peşinde koşup eve yorgun argın geldiğinde kapıyı sen mi geldin herif diye açan kadına da sorar. Ona da söyleyeyim yani. Karşılıklı bu iş. Son bir kıvırma örneği. Arabanıza gidiyorsunuz. Allah korusun arkadan küt bir tanesi arabaya vurdu. Yan tarafta ne var? Lev ya. İstanbul'da bir beyin cerrahı dostum var. Baktım koltuğun altında döner bıçağı var. Abi hayırdır dedim. Acil durumlarda müdahale etmek için mi? Yok oğlum dedi. İstanbul'da boş gezilir mi dedi. İniyorsunuz arabadan ben seni falan derken bir bakıyorsun size arkadan vuran arabanın içinden hanım hanımcık manken gibi dünya güzeli bir kızcağız iniyor. Aa hanımefendi siz mi vurdunuz? Evet beyefendi. Aa ne olacak canım bir daha vur. Senden kıymetli mi? Vur. Yeter ki vuran sen o. Ama hoş geldin başkanım. Ama vuran sen erkekse. Değil mi? Demek ki az kıvırmıyoruz. Kıymetli kardeşlerim bir hayat yaşıyorsunuz. İster Bayburt'ta yaşayın, ister Türkiye'nin başka bir yerinde. Yeryüzünde yaşayan bütün insanlar bu hayatta mutlu ve başarılı olmak için çalışıyorlar. Sabah erken kalkıyorsunuz, yoruluyorsunuz, dinliyorsunuz. Öğrencilik dünyanın en zor işlerinden bir tanesi de. Çok zor bir iş. Anne babalar anlamaz tabii bu işin bu kadar zor olduğunu ama zor bir iş. Akşam başı
başımızı yastığa koyup geçirdiğimiz günlere, aylara, yıllara baktığımızda bugün pek de mutlu olmadığımızı görüyoruz. Oysa insanlar bugün geçmişe göre daha çok para kazanıyor ama insanlar bugün geçmişe göre daha mutsuz. Geçen öğretmenlerle kavga ettik. Hocam dedim ya, niye biz anne babalara ödev veriyorsunuz dedim. Hocam biz size vermiyoruz çocuklara. Ne çece dedim. Bütün performans ödevlerini biz yapıyoruz. Baba akşam gelirken şunun çıktısını getir. Hayırdır performans ödevi. Lan senin mi benim mi? İnan okulların önünde annelerin durumu komik. Bak de benimki daha güzel olmuş. Lan senin değil çocuğun ödevi. Şirketteyim, 7. sınıfa giden bir çocuk, hocam bilgisayarınızı kullanabilir miyim dedi. Hayırdır oğlum dedim, performans ödevim var. Nedir dedim, Divan-ı Lügat-ı Türk dedi. Buyur dedim, Google'a Divan-ı Lügat-ı Türk yazdım, çıktı yavrum. Neymiş dedim Divan-ı Lügat-ı Türk, bilmem ki dedi. La oğlum bu senin ödevin değil mi? Yaptım ya hocam. Ne ederimsin, beddualarım ya, harikaydı be kardeşlerim. Rahmetli anneannem okuma yazma bilmez, dayım haylazdı, dayıma kızdırdı. Derdi ki, hay evine buğday yazacak. Beddua hocam. Hayır ocağı tütesince Allah müstahakını versin derdi. Şimdi analar kızdın, geberesi çekip gözünü aksın inşallah. Senin de ocağın bir taş olsaydı mı bari mezan başına bırak. İnşallah senin çocukların fitti de seni buradan getirir. Lan bu kadar beddoya ben çocuktan hayır gelir mi ya? Cumhuriyet'in ilk yılları, bak yemin ediyorum. Alın gelelim ya, gidelim başkanım sizi bir gün götürsün şu Bayburt'un dağ köyleri var değil mi başkanım böyle köylere? Okuma yazma bilmeyen 80-90 yaşındaki ninenin, amcanın kullandığı 10 kelimenin 7 tanesini anlamazsınız. Özbe öz Türkçe konuşuyorlar. 1930-40 yıllarda Anadolu'da okuma yazma bilmeyen amcalar, teyzeler 15 ila 20 bin kelime arasında konuşuyorlar. Fuzuli, Baki, Mehmet Akif, Nazım Hikmet, Necip Fazıl, Yahya Kemal, Cemil Meriç, Nurettin Topçu, Sezai Karakoç gibi vatandaşlar. Üstadlar dikkat edin. 60 ila 80 bin kelime arasında okuyorlar ve yazıyorlar. Akif Safahat'ı 65 bin kelimeyle yazmıştı. Gel bugün Türkiye'ye, size bir istatistik veriyorum. Üniversite profesörleri 500 kelime, üniversite mezunları 200-250 kelime, lise seviyesindeki çocuklarımız 100-150 kelimeyle konuşuyoruz. Allah'tan bir şeyimiz var, her şeyi şeyle şey ediyoruz, şey de olmasa şeyin yerine bir şey bulurduk herhalde. Şey nedir diyorum, şey öyle bir şeydir ki her şey şey olur. Lan bu nasıl bir şey ki her şey şey oluyor? Şey başka bir şey yok. Ama işin ilgincine kıymetli kardeşlerim, biz o şeyin ne şey olduğunu anlıyoruz. Oğlum şey ne yaptın baba, şey mi şey ettin, bak şey ettin değil mi? Oğlum valla ben şey ettim, ben şey ettim. Sonra sen niye şey diyorsun ki? Ulan bak şey etmediysen şey ederim seni ha. Baba ben şey ettim, sen şey etmedin. Eski Kültür Bakanımız Atilla Koç herhalde uykusuzdu. Bir gün bir programda bir gaf yaptı. Ben bugün Almanya'dayım. İki ülke arasında savaş çıkacaktı neredeyse. Uykulu uykulu şu Almanların şeklini, dini dedi, ortalık karıştı. Sonra gazetecilere sistem etti. Arkadaşlar dedi, benim şeylerimi yeşil diyorsun, ben şeyden başka şey diyorum. Siz şeylerimi onu şey diyorsunuz ama olmaz ki böyle şey dedi. Bak şu an karşımda Bayburt'un eğitim sevdalısı ordusu var. Öyle yani bu akşam buraya gelmek her baba ilgili harcı değil. Sokaktakilere sormuyorum, üniversitenin pırıl pırıl gençlerine soruyorum. Haftada bir kitap okuyan var mı diyorum, hocam yılda bir de bari bir kitap söylüyorum. Abi kitap okumazsan kelime ağzından nasıl gelişecek? Bak üniversite sınavında gençlerin en büyük şikayetini paragraf soruları hızır. Ve saftir, bütün dünya bilir ki bir paragraf ne kadar uzunsa o kadar kolay. Ama benim gencim hayatında hiç kitap okumadığı için paragrafın sonuna gelene kadar başta ne yazdığını unutuyor abi. Anne mutfakta bir şey söylüyor kıza. Kız, oha oldum anne, çüş oldum anne. Ulan sen beygir misin çüş oluyor? Benim bildiğim beygirler çüş olur. Geçen biri hocam diyor, ben diyor ondan diyor elektrik alamadım diyor. Dedim sen telaş mısın elektrik alacaksın? Elektrik alamadım. İnanmayacaksınız ama 2 yıl ya bana gönderilen maillerin, mesajların sonundaki 3 harfi çözmek için uğraştım. En son dedim herhalde gizli bir örgüt beni kıskaçına aldı. K-İ ve K-İ. Meğer kendine iyi bakmış abi. S-R-M, A-E-O, M-R-M. Messenger dili denilen maalesef bir dil türedi. Anlaşamıyoruz kıymetli kardeşim. Bak bilinçaltımıza kimler demesin. Ben bilinçaltı deyince diyorlar ki hocam biz istemedikten sonra kimse bizim bilinçaltımıza mesaj gönderemez. Öyle mi? Hadi üniversiteliler bilinçaltımıza sahip çıkın. Kırmızı rengi unutun. Aa pardon, her taraf kırmızıymış. Peki, 2 artı 2 eşittir kaç olduğunu hesaplamayın. Hesaplama! Hayır diyorlar ki biz istemedikten sonra istediğimiz dizilerde, programlarda, gazetelerde kimse bizim bilinçaltımıza mesaj veremez. Öyle mi saftirikler? Şimdi bir rakam söyleyeceğim size, sakın hafızanızda tutmayın. Tutmak yok. Ha? 6184'ü unutun. Geçen biri unuttum dedim. Neyi dedim? 6184'ü.
Hadi unutun. Sizin için bir anlam ifade ediyor mu bu rakam? Bak vallahi bir mesaj yollayayım sizin bilinçaltınıza. 10 yıl sonra bir yerde karşılaştığımızda bana dersiniz ki hatırlıyor musun hocam 10 yıl önce bize 6184'ü unut demiştiniz dersiniz. İşte filmlerde böyle mesajlar gönderiyor. Almanya'da Freiburg'da bir enişten var çok gırgır şamata bir tip. Bir gün diyor bayram namazından çıktık. Biliyorsun bizim orada Türkler bayramda seyranda bir araya geliyorlar. Baktım diyor babamın bir hacı arkadaşı var ama şöyle göbeğine kadar uzun sakallı emekli bir hacı amca. Dedim dur şuna bir takılayım. Ya hacı amca demiş. Ben seni yıllardır her gördüğümde kafama bir soru takılıyor, bir türlü cevabını bulamıyorum. Nerededir Tekin demiş, son anında cevabı vereyim. Hacı amca demiş, sen gece yatarken bu uzun sakalını yorganın altına mı koyuyorsun, üstüne mi koyuyorsun? Ne bileyim oğlum demiş, bugüne kadar hiç dikkat etmedim. 15 gün sonra diyor, bir yerde karşılaştık. Allah senin belanı versin. Lan 15 gündür yatamıyorum. Altına koyuyorum olmuyor. Üstüne koyuyorum olmuyor. Ne bileyim demiş üstüne yatıyorum olmuyor. Bir hafta sonra sakalı yukarıdan kesiyor. Anadolu'da çok güzel bir deyim var. Kulağa kar suyu kaçtı denir. Akla karpuz kabuğu düşürmek. Her gün kimler kulağımıza kar suyu kaçırıyor kıymetli kardeşlerim. Çok meşhur bir, ben bir gün bir çizde bilmiyorum, ameliyat olan var mı? Ben apandis ameliyatı oldum. Hemşirem dedi ki, beyefendi dedi, birazdan efendim anestezi uzmanımız size narkozu verecek, gideceksiniz dedi. Der demez, ben gitmiştim zaten. Uyandım, acılar içinde kıvranıyorum, o narkozun etkisini bilirler. Efendim, doktor elinde bir kavanoz içinde bir et parçasıyla geldi. Aha hocam dedi, senden bunu aldık dedi. Ula baktım kavanozun içinde bir et parçası var, şurada da bir dikiş izi var. Ama benden onu mu aldı, başka bir şey mi aldı hatırlamıyorum abi. Bugün benim ülkemin pırıl pırıl gençleri uyutulmuş, uyuşturulmuş, anestezi edilmiş durumdayız. Ciğerimizi söküyorlar, kalbimizi, sizin geleceğinizi, hayallerimizi, ideallerimizi çalmaya çalışıyorlar. Anadolu'nun saf evlatları hala uyumaya devam ediyor. Uyanma vakti gelmedi be kardeşim. Meşhur bir hikaye, çoğunuz bilirsiniz ama tam yeri. Dedektifin bir tanesi bir sorunu çözememiş, almış yardımcısını yaylaya gitmişler. Çadır kurmuşlar, çadırda yatıyorlar, sabah kalkıp bol oksijen sorunu çözecekler. Şimdi doktor doktor demiş yardımcısına, çok uyan. Gözlere bayışmış, buyur efendim demiş. Çok ne görüyorsun söyle. Yattığı yerden ne göreceğim efendim demiş, milyonlarca yıldız görüyorum. Peki demiş gecenin bu saatinde milyonlarca yıldızı görmen sana ne ifade ediyor? Ne yapıyorsun bu yıldızlardan? Efendim demiş olaya meteorolojik olarak bakarsak hava yarın parçalı bulutlu olacak. Güzel. Başka olaya teolojik olarak bakarsak bu yıldızları yaratan bir yaratıcı var. Güzel. Başka olaya fizyolojik olarak bakarsak bırak lan bunları demiş. Peki siz ne anlıyorsunuz? Ulan hıyar demiş çadırımızı çalmışlar. Ya bizim çadırımız gitmiş ha. Benim çadırım çalınıyor, geleceğim çalınıyor, gençlerimin hayalleri çalınıyor. Hocam bu güzel ağladı.